Hapishaneler olduğu sürece zaten bu görüş yasakları, telefon yasakları, mektup, iletişim yasakları bunların hepsi zaten uygulanıyor hapishanelerde uzun yıllardır. Şu an sürgün sevkler var, yani sürekli bir sürgün politikası var ve yeni yaptıkları kuyu tip hapishanelerine siyasi tutsakları özellikle çok siyasi tutsakları bu kuyu tip hapishanelere sevk ediyorlar. Bunlar Adalet Bakanlığı'nın açıkladığına göre bunlara yüksek güvenli ya da Y tipi diyorlar, S tipi diyorlar. Bu hapishanelere tecridi daha da koyulaştırmak için bu hapishanelere siyasi tutsaklar sürgün oluyor. Bu sadece iktidarla bağımlı değil kesinlikle. Bu emperyalizmin bir politikası. Çünkü Türkiye'de bir devrimci, sosyalist bir büyümeyi engellemek istiyor emperyalizm. Bunu da hapishaneler yaparak yapıyor. Daha önce 2000'li yıllarda 2007 aralığında F tiplerini yaptılar. Yani tutsakları yani düşüncelerinden vazgeçilmek için. Ve özgür tutsaklar bu tecridi parçaladılar. Yani şimdi de kuyu tip hapishaneleriyle tecridi daha da koyulaştırarak düşüncelerini teslim almak istiyor. Ve siyasi tutsaklar da buna karşı direniyor. Çünkü şöyle hani hapishanede bir tutsağın yani başvurabileceği en demokratik yani ölüm orucu var ve Nurettin Kaya 231. günde maalesef hala gündem olmakta zorlanıyor yani. Çünkü başka çare kalmıyor yani hapishanede. Çünkü birçok eylem deniliyor tabii ki. Oturma eylemi, slogan atma, yani hapishanelerde siyasi tutsaklar var, bunların hepsini yapıyor. Ama dışarıdaki o duyarlılığı arttırmak için açlık grevine başvurmak durumunda kalıyorlar. Tutsakları katletmek istiyor, yani yok etmek istiyor düşüncelerinden. Çünkü yani hapishaneler yani tüm dünyada hani önemlidir. Yani çünkü hapishanedeki politikalar dışarıyı da belirler ve dışarıdaki tecridi ne kadar arttırırsa dışarıdaki politikayı da etkiliyor ve bu onun işine geliyor, iktidarın işine geliyor. Yani bugün kayyum politikaları var. Ne yapıyor? Kayyum politikalarını da gözaltına alıyor, tutukluyor ve hapishaneye atıyor. Ve tecrit o kadar çok ağır ki içerideki tecrit dışarıya yansımıyor yani. Biz bugün Nurettin Kaya diyor ki hani bu tecridi kıralım diyor yani. Tecridi kırarsak bu dışarıdaki demokratik alana da etkileyecek. Ve ben bunu kendim için yapmıyorum diyor. Yani bugün Bolu Fethi Hapishanesi'nde yani hiçbir talebi karşılanmıyor. Yani diyor ki yani benim bu kadar hani baskıyı görmemizin sebebi dışarıdaki bu basının, kendine demokrat devrimci basının buna ilgi göstermemesi diyor. Yani oradan güç alıyorlar diyor. Bugün iktidar da emperyalizm de buradan güç alıyor ve bunu kırmamız lazım diyor ve bunu ve ülke gündeminde birinci sıraya almamız lazım diyor. 3 yıldır bir çalışmamız var yani. Son 2 yıldır daha bunu sokağa yansıtıyoruz zaten. Her hafta çarşamba günü Çağlayan Adliyesi'nde tayatların eylemi var. Yani çarşamba günü ve gözaltına alınıyoruz yani her hafta orada Çağlayan Adliyesi'nde ve bunu hani basına, tüm kamuoyuna ve duyuruyoruz hani bugün bütün tabipler odası olsun, barolar olsun hani bu konuda onların hani duyarlılık göstermesi için gidiyoruz. Çok yani kuruluş var yani Türk Tabipler Birliği var yani TMOB var yani buranın bununla ilgili mesela hani buna dönük mesela açıklama yapmak durumundalar yani siyasi partiler bugün hani ülkedeki hangi siyasi parti olursa olsun siyasi sorumluluğu olan herkesin hani bu kuyu tip hapishanelerde açıklama yapmak ve bununla ilgili kapatılması için somut adımlar atılması gerekiyor. Biz de bunun için uğraşıyoruz zaten. Yani. Basına yani kamuoyuna duyarlılık çağrısı bulunuyoruz. Yani bu sadece bizim temel, Nurettin Kaya'nın temel bir sorunu değil ya da birkaç tane tutsağın temel sorunu değil. Kuyu tip hapishaneleri tüm topluma etkiliyor ve bugün hani sadece siyasi tutsakları değil, halkı da oraya koyup ve tüm toplumu çıldırtmak üzere kurulan bir hapishaneler bunlar yani. Buna karşı duyarlılık göstermemiz lazım. Bunun için hani devrimci, demokrat, sosyalist olmaya hiç gerek yok. Yani insanın temelleri olan herkesin buna ses çıkarmasını istiyoruz. Yani Nurettin Kaya da bunu istiyor. Yani bugün kritik aşamaya geçti. Yani biz yaşamasını istiyoruz. Daha önce 122 tane canımızı kaybettik bu tecrit politikalarına karşı 2000-2007 sürecinde. Ve Nurettin'in yaşamasını istiyoruz. Yani Nurettin şunu diyor yani eğer bu iş çözülecekse ben ölebilirim diyor ama benim yaşadıklarımı kimse yaşamasın istiyorum diyor yani.